Şimdi sırada çok meziyetli, kabiliyet üstüne kabiliyet yapabilen bir arkadaşım gelecek. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fık rap deyince ne demek? Fık rap ne? İnanın ben de bilmiyorum. Kendisi yapıyor ama kendisi de bilmiyor. İsmini fık rap diye koydu. Ama şu özelliğini çok beğeniyorum. Kendisi ayakta fıkra anlatabiliyor. Ve çoğunu baştan sona kadar ayakta saygı içinde sizler için ve sizin için sunacak. Kendisi departmanımızın yakışıklısı. Biliyorum, biliyorum. Kendisi departmanımızın en asabisi ve kendisi departmanımızın bilgisayarının kurduğu Yasin Baba Baba da. Tatilin merkezine Rixos Premium Bele hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Yalnız bu alkış çok hoşuma gitmedi. Neden dersin? Adam hatırlarsın. De. Geçtiğimiz sene ATV Ana Haber Merkezi Bülteni Genel Yayın Yönetmeni Sayın Cem Öğretir geldiğinde aynen bu sözlerin bir benzerini kullanmıştı. Haberin merkezine, ATV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz demişti. O zaman daha büyük alkış gelmişti. Şimdi tekrarlıyorum bir saniye. Tatilin merkezine Rixos Premium Bele hoş geldiniz. Yasin'cim, ilk başta şöyle bir şey dikkatimi çekti, kusura bakma, bağışlayarak soracağım. Üzerindeki ceket, yani tahmin ediyorum bayağı bir masraf yapmışsındır. Evet. Bayağı zorlanmışsındır. Evet. Yani neden bu ceket, şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz ay hatırlarsınız arkadaşlar, F&B departmanı Diamond Hall'de çok güzel bir gösteri hazırladı. Soru burada Sayın Yusuf Çetin atmıştı. İlk girişte gösteride Sayın Yusuf Çetin kalktı, gösterisini sundu. Çok güzel bir gösteri oldu. Dedim ki büyük ihtimal keramet cekette. Dedik alalım aynısından biz de. Bakalım gösterimiz nasıl gidecek. Gördüğüm kadarıyla çok güzel gidiyor, öyle mi? Evet. Yalnız Yasin'cim, ben şuna eminim. Keramet daha çok bizlerde olduğuna inanıyorum. Çünkü şu an giymiş olduğun ceket bizim değerli departman yöneticilerimizin cuma günü akşamı gala gecesinde giydikleri ceket. Ne diyorsun? Dedim. Olsun. Olsun abi. Değerlenecek bir şey yok. En azından şunu diyebiliriz. Yarın bir gün bir müdür olursak müdürüm en azından ceketimiz hazır. Ceket bizde. Tabii ceket işi şakası. Ceket için Ayhan Bey'den özel ricada bulunduk. Dedik ki müdürüm gösterimizde böyle bir ceketli sahne var. Kendisine de ceketini bana hediye ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bir an karanlığa ihtiyacı var yalnız, onun farkındayım. Arka tarafta aynada gördüm bunu da aynı şekilde. Yalnız ceketi almadan önce, biz Ayhan Bey'e gitmeden önce ben Seraf Hanım'a başvurdum bir köyde. Dedim ki müdürüm bize bir ceket lazım. Gösteri için bize bir ceket lazım. Kendisi de sağ olsun kırma. Dedi ki problem değil. Ben Tanser Bey'den rica ederim. Ceketini alırız dediler. Dedi ki yalnız bilirim, gösteri için bize parti şeye gerek yok. Ceket olsa yeterli. Tabii arkadaşlar bu arada ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi diğer departmanlardan, diğer departmanların 16 çayından farklı olduğumuzu gösteren bugün barbeküyle beraber burada 16 çayımızı izah etmemizi sağlayan Sayın Genel Müdürümüz Tanser Tercan'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii şimdi açık havada yapılıyor gösteri, biliyorsunuz. Açık havada bir sürü tehlikesi var. Özellikle son günlerde hava durumu da herkes yakından takip ediyor. Acaba bugün yağmur mu yağar, acaba yarın nasıl olacak hava durumu? Özellikle otel sektöründe çalışan, turizm sektöründe çalışan insanlar bunu daha çok sık yaşıyor. Geçtiğimiz senelerden hatırlarsınız zaten bunu. Burada olacağı haberini alınca hemen arkadaşların yanına gittik. Baktım ki herkes bilgisayarın başında harıl harıl bir şeyler inceliyorlar. Dedim ne yapıyorsunuz? Tanser Bey 16 çayını küçük futbol sahasına aldı. Biz de orada hava durumu nasıl olacak ön çalışmasını yapalım dediler. Dedim ki arkadaşlar bu kadar korkacak bir şey yok. Burası Rize değil. Burası bir Karadeniz değil, sürekli yağmur yağsın. Hani Rize olsa anlarız. Ben mesela bundan işte 5-6 yıl öncesine kadar 4 yıldır Rize'de yaşıyorum. 15 gün aralıksız yağmurun yağdığını biliyorum. Yani o kadar diyebilirim size.
bu yağmurla ilgili size küçük bir hikaye anlatmak istiyorum ilk önce. 24 Aralık 1995, eski Anavatan Genel Başkanı, eski Sayın Başbakanımız Mesut Yılmaz, biliyorsunuz Rizeli'dir kendisi, 95 seçimlerinde başbakan olunca ilk iş olarak memleket Rize'yi ziyarete gider. Tabii ki Rize halkı bunu öğrenince hemen bir ön çalışmaya başlar, hummalı bir çalışma. Belediye sokakları süpürür, il teşkilatı gider hemen pankartlar asar, bayraklar asar. Çok güzel bir çalışma olur. Birisinin aklına gelir. Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığından birisi hemen meteoroloji yarar. Biliyorsunuz orada sürekli yağmur yağar. Oradaki insanların, emin olabilirsiniz, kesinlikle hafta sonuna bir mangal planı yoktur. Neden? Çünkü yağmurun her an yağabileceğini düşünürüz. Sanayi Ticaret Odası Bakanlığı'ndan hemen birisi kalkıyor, meteoroloji arıyor, diyor ki karşısındaki memura, hafta sonu Rize'de hava durumu nasıl? Memur tabii biraz bilgisayarlar kurcaladıktan sonra diyor ki, ooo çok kötü, felaket bir yağmur geliyor Rize'ye, fırtına, sel, boran, tahmin bile edemezsiniz. Tabii Sanayi Ticaret Odası'ndaki adam panik bir sesle, yapmayın ya diyor, hafta sonu pazar günü başbakan gelecek, bir şey yapamaz mıyız bu konuda? Şimdi siz bu adamı gerçekten şaka mı zannediyorsunuz? Ben bu adamın elini sıkabilmek için ta Trabzon'dan kalkıp Rize'ye gittim. Gerçekten diyorum. Bakın bu adam gerçek. Ha, gerçekliğine bakınca çok uzaklarda aramayın aslında. Yani içimizde de buna benzer insanlar var. Tabii bu konuda ilk önce kendisini arıyorum ama hala bulamıyorum. Cem Bey elinizi kaldırabilir misiniz? Cem Bey yok. Tamam, daha kolay o zaman işimiz. Şimdi biz sabah arkadaşlarla toplandığımız zaman housekeeping departmanı olarak ilk önce gidiyoruz, raporlarımızı çekiyoruz. Herkes güne güzel bir şekilde başlamak istiyor. Elemanlar gardı yüksek bir şekilde başlıyorlar. Tam saat 8.30-9 civarı başlıyoruz odalarımıza. 12 gibi odalarımız çıkınca Cem Bey arıyor. Bakıyorum 556'dan bir telefon geliyor. Kaldırıyorum ki Cem Bey. Müdürüm buyurun. Diyor ki kendisi, Yasin'cim bugün 100 tane check-out'umuzdan 60 tanesi kaldı. Bu 60 tanesi de çıktı, ben bunların hepsini QROMS'a attım. Bunları bana bir saat içinde hazırlar mısın? E tabi bizim departmanımızda yok diye bir şey yoktur. Kesinlikle yok kelimesi kullanılmaz. Tabi müdürüm, hallederiz müdürüm, her zaman müdürüm, telefonu kapatıyorsun. Tak! Kolay ise geldi kendini yapar şimdi. 60 tane o da. Kolay mı? Al Türkiye'ye de gel o zaman. Yasin'cim şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Sen ol. Bir kardeş tavsiyesi. Bir Allah'ın işine, bir de Cem Bey'in işine kesinlikle karışma. Murat Bey, Allah'ın işine kesinlikle karışmaz. Onda hemfikiriz. Ama Cem Bey'in işine karışma konusunda size yine küçük bir hikaye anlatmak istiyorum ben. Bu konuda hani ilk önce kullanacağım kelimelerden dolayı absürt değil, çok absürt değil. Günlük kullandığımız kelimeler. Onun için ilk başta özür diliyorum. Şimdi adam gelişti bir gün böyle çayırlık bir alanda sandalyesine oturmuş sigarasını içerken bir bakıyor karşısından, çayırların içinden bir tane bok böceği geçiyor. Ama ismi böyle, ben bir şey yapmam, ben koymadım ismi. Bok böceği geçiyor, diyor ki ey kurban olduğum Allah'ım, her şeyi yarattım, bütün varlıklara tamam ama ha bu bok böceği niye yarattın diyor. Tabi adam aradan belli bir zaman geçtikten sonra çok elim bir hastalığa yakalanıyor. Hastalığına bir türlü doktorlar derman bulamıyor. İnceliyorlar, tarıyorlar ama yok. Maalesef adamın hastalığı ilerlemeye devam ediyor. Tabii diğer köylerden başka bir hoca bunu öğreniyor. Diyor ki getir şu hastayı bana, ben bir bakayım ilk önce. Tarıyor, inceliyor, tetkiklerini yapıyor. Diyor ki bu adamın iyileşebilmesi için her gün o çayırlıkta gezen bok böceklerinden bir tanesini taşıdığı boku yemesi lazım. Şimdi adamın eli mahkum. Bunu yapmak zorunda. Hastalığından kurtulamayacak yoksa. Her gün çayırlığa gidiyor, bakıyor bir tane bok böceğinin boku. Bunu da çok kullanıyorum. Alıyor ağzına atıyor. 40 gün boyunca yemesi gerekiyor. 39. gün alıyor. 40. gün oluyor. Adam turp gibi ayakta. Adam tabii hastalığının iyileştiğine, sevindiğine seviniyor. Diyor ki hemen bir dünya turuna çıkmalıyım. Bir gemi atlıyor Pasifik Okyanusu'nda. Çok güzel bir eğlence, çok güzel bir parti zamanındayken bir bakıyor ki bir fırtına, bir boran, gemi alabora olacak. Bir sağa yatıyor, bir sola yatıyor. Herkes sağa sola koştururken bir tek bu adam sandalyesinin üzerine oturmuş sigarasını tutturuyor. Tabii insanlar meraklanıyor, ya hemşerim gemi alabora olacak, kalksana, ne oturuyorsun burada?
Abim diye. Ben zamanında bir kere Allah'ın işine karıştım, bana 40 gün bok yedirdi. Ben de Allah'ın işine karışmam diyor. Gerçekten de Allah'ın işine karışılmaz. Burada da yar, orada da yar, bizde de yar. Onun için hani bizim yapacağımız çok fazla bir şey yok. Biz Allah'a çok şükür ederim. Bugün gerçekten güzel bir günde gösterimizi icra edebilme şansına nasip olduk. Şimdi arkadaşlar bugünkü konseptimiz de zaten aklınıza gelmiştir. Murat Bey de bahsetti Fıkrat'la ilgili. Şimdi Karadeniz'den başlayacağız ama Karadeniz'den başlamadan önce benim merakım aramızda Rizeli var mı? Biraz önce bahsetmiştik. Rize. Hadi Rizeli de değil, Karadeniz'de var mı içimizde? Kim? Sen olmaz. Sen olursun. Sen çok uygunsun Karadeniz'in. Neresinden? Rize. Rize'nin pazar. O zaman lastın. Değil misin? Olmaz, tamam. Şimdi bir şey soracağım sana. Konuştuklarımızdan, bahsettiklerimizden kesinlikle alınmayacağını biliyoruz senin, Mehmet Usta. Peki soruyorum sana, temelli bir akrabaların var mı? Yok. Komşun da değil. Değil. Sıkıntı yok o zaman. Seninle ilgili de bir işimiz yok. Şimdi arkadaşlar temelden bahsettik hazır. Temeli biliyorsunuz Karadeniz'in güllerinden diyebiliriz. Temel bir gün kahvede otururken bir tane Japon gelir içeri. Der ki var mı aranızda bir delikanlı benimle çıkıp dışarıda kavga edecek. Temel tabi delikanlı adam. Kahvenin en delikanlılarından hatta. Ben varım diye çıkıyorlar beraber dışarı. Dışarıda bir patırdı, bir gürültü. Temel ağzı, burnu, kanlar içinde içeri giriyor. Tabi arkasından da Japon gelir kaslanarak böyle diyor ki. Yani Japon da arkasından gelerek içeri diyor ki. Ha ben bu adama diyor, Tokota ustamın Ketoki yöntemiyle vurdum, ondan bu hale geldi diyor. Tabii Temel ağzı burnu kan içerisinde otururken, adam da geçiyor oturuyor, ertesi gün oluyor. Yine adam aynı şekilde içeri geliyor, diyor ki var mı aranızda bir delikanlı benimle dışarıda kavga edecek? Temel yine bir gün öncesinin öcünü alacak ya, hıncını. Diyor ki çık dışarı. Çıkıyorlar beraber, yine bir patırtı, bir gürültü, tekrar içeri giriyorlar. Temel yine ağzı burnu kan içinde içeri geliyor. Japonya'nın arkasından gelerek diyor ki, bu sefer bu adama diyor, Kotoka ustamın Jikoti yöntemiyle vurdum diyor. Bundan bu hale geldi. Tabi derken bunlar 3 gün, 5 gün, 10 gün böyle geçerken en sonunda Temel'in canına tak ediyor. Yine aynı adam Japon geliyor ve diyor ki var mı içerisinde bir delikanlı benimle kavga edecek? Temel hazır. Çıkıyorlar dışarı, bir patırtı, bir gürültü derken içeri Japon ağzı burnu kanlar içerisine geliyor herkes Temel'i beklerken. Arkasından Temel kasılarak geliyor. Ha ben bu adama diyor Toyota'mın kirikosuyla vurdum diyor. Şimdi Temel'le Dursun, yani Temel'le Dursun zaten biliyorsunuz. Hani ikisinin ekürü olduğunu da biliyorsunuz. Temel kahvede bu galibiyetin üzerine diyor ki herkese benden birer tane çay. Herkes çayını yudumlarken Dursun içeri birden panik halinde geliyor. Diyor ki ya Temel kardeşim diyor sabah gazetede okudum. Bugün saatler geri alınıyormuş. Ha şu senden aldığım 10 tane saati geri getirdim diyor. Masanın üzerine bırakıyor. Temel de diyor ki la kardeşim ne kadar sağ olsun sen. Aynı gazeteyi ben de okudum. Sadece bir saatler geri alınıyor diyor. İçinden bir tane saati alıyor. Şimdi Temel'in bir de nişanlısı var. Onu da tanırsınız Fadime. Ama daha o zamanlar nişanlılar. Evlenmediler henüz. Konseptimize uygun olarak daha evlenmemeleri gerekiyor. Fadime de bir sağlık kuruluşuna daha önce başvurmuş. İş başvurusunda. Kendisi de kabul edilmiş. Mülakata çağrılmış. İnsan Kaynakları Departmanı Emine Hanım tarafından. Emine Oğuz kendisini arıyor Fadime'yi diyor ki Fadime yarın gel bir mülakat için görüşmemiz gerekiyor. Fadime geliyor mülakat başlıyor. Emine Hanım kendisini karşısından deliğe oturtmuş. Biraz ses alabilir miyiz? Az bir ses alabilir miyiz? Karşısına sandalyeye oturtturuyor. Tam böyle iş görüşmesi falan başlarken işte Emine Hanım birinci soruyu yönetiyor. Diyor ki söyle bakalım Fadime. Dalak ne iş yapar? Çünkü sağlık kuruluşu soracakları sorularda hepsi sağlıkla ilgili olması gerekiyor. Fatime cevap veriyor. Diyor ki dalak kan süzer. Pardon, kan yapar. Hemen arkasından Emine Hanım ikinci soruyu soruyor. Bravo diyor. Birinci soruyu bildin. İkinci soru. Böbrek ne iş yapar? Fatime hemen cevap veriyor. Böbrek kanı süzer. Bravo. Üçüncü soruyu soruyor. Söyle bakalım Fatime. Kalp ne iş yapar? Fatime yine soru cevabını yapıştırıyor. Kalp kan pompalar. Emine Hanım diyor ki bravo. Üç soruyu geride bıraktın. Son soruyu soruyorum sana. Beyin ne iş yapar?
Fadime cevap veriyor. Beyim bizim apartmanda kapıcı. Şimdi bu temelik karısı. Fazla bir şey beklemeye gerek yok bunlardan. Tabii insan kaynakları departmanı bir soruyla da olsa Emine Hanım insaflı çıkmış, kendisini işe kabul etmiş. Hemen kendisini evrakları tamamlamak üzere eve gönderiyor, ellerinde kağıdı veriyor. Biliyorsunuz zaten bunları hepiniz aldınız, evrak tamamlayamayan var mı içinizde? Yoktur herhalde. Fadime eve doğru giderken yolda nişanlısı Temel'le karşılaşıyor. Temel diyor ki, sevdiceğim nedir bu halin? Ne böyle düşünceli düşünceli geliyorsun? Ya Temel sorma, biraz önce bir sağlık kuruluşunda işe gittim. Mülakat çok güzel geçti. Emine Hanım orada bana tamamlamam için evrakları falan verdi, hepsini anlamışım hava. Buradaki vesikalı fotoğraf nedir? Ha bunu anlamamışım diyor. Diyor ki Temel, ola cahil kardeş, hiçbir şeyden anlamıyorsun sen de. Vesikalı fotoğraf dedin, ha bu gözden yukarı çekilen fotoğrafı der. E peki ne edeceğiz Temel'im? Kolay, ben şimdi girerim bahçeye bir kuyu yeşerim, sen beline kadar girersin. Ben senin resmini çekerim, acele etme. Ben senin resmini çekerim, veririz. Peki diyor, sen git kuyu iş, ben de fotoğraf makinesi için ayarlayıp geliyorum. Fadime eve gider fotoğraf makinesini ayarlamaya, Temel geçer kuyu yeşmeye. Fadime fotoğraf makinesini alıp gelmiş bahçeye, bir bakmış ki ne görsün. Temel 8 tane kuyu yeşmiş. Temel'im, ha bu nedir? Niye 8 tane kuyu yeştin? La salak karı, kağıtta 8 adet vesikalı fotoğraf yazdı. Acele etme. Fadime de der ki, ulan kocacığım ne gerek vardı? Ben zaten 8 tane fotoğraf makinesi getirdim. Temel'le Dursun'dan hani böyle bir performans beklersiniz. Bunların da bir çocuğu olsun isteriz mutlaka. Tabii çocukların olabilmesi için bunlar daha nişanlı. Biraz önce söylemiştim, konsept gereği evlenemiyorlar. Şimdi evlendirebiliyoruz kendilerini. Bunlar iş başvurularında kabul edilince tabii ki belli bir zaman para topluyorlar, para biriktiriyorlar. Diyorlar ki evlenelim. Çok güzel. Rize'de Dağmaran'da, bilen bilir Dağmaran'ı. Çok güzel bir düğün yapıyorlar. Ve balay olarak aynı gece yola çıkıyorlar. İstikamet, Kemer, Riksos, Tekirova Otel. Çıkıyorlar. Belli bir zaman geçtikten sonra Riksos, Tekirova Otel'in kapısına kadar varmayı başarıyorlar. Temel yorgun ve argın bir şekilde arabayı tam Tekirova'nın kapısına çekiyor. El freni çekerken eli değiyor Fadime'nin bacağına. E tabi köylü çocuk utanıyor haliyle. Utangaç çocuk kızarıyor, kızarıyor. Fadime bunu anlıyor tabi ki. Diyor ki, Temel, kocacığım, biz artık seninle evliyiz. Utanmana gerek yok. Artık ileri gidebilirsin. Temel, el freni indiriyor, sürüyor borduma. Şimdi biraz önce söyledim. Siz bu iki tane birleşimden nasıl bir insan çıkar tahmin edebiliyorsunuz aslında. İsmini de koyarsınız, biz Yunus koyarız. Temel Dursun'un çok güzel bir evliliği, çok güzel bir çocukları oluyor. Adını da dediğimiz gibi Yunus koyuyorlar. Yunus büyüyor, okul çağına geliyor, ortaokulda fen dersi. Dersimiz fizik. Hoca soruyor, Yunus kalk bakalım, söyle bana, hacim nedir? Örnek vererek açıkla. Yunus da cevap veriyor, hocam hacim, hacdan gelene denir, örnek, hoş geldin hacim. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz, Temel'e de katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Hacım, asıl sana teşekkürler. Ağzına, yüreğine sağlık, diline sağlık, fikrine sağlık.